Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında küfür kullandığı ileri sürüldü. İddia Amerikan NBC News'a ait. Habere göre Biden son dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi. Ateşkesi kabul etmesi için Netanyahu'nun kendisinin burnundan getirdiğini söyledi. Netanyahu için bu adam gibi küçümseyici ifadeler kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ise Biden'ın bu kelimeleri kullanmadığını savundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO hakkındaki sert sözleri ABD basınında geniş yer buldu. Gazetelerde NATO ittifakının ABD'nin güçlenmesine yardımcı olduğu vurgulanırken Avrupa'nın artık Amerika'nın güvenlik şemsiyesine güvenemeyeceği yorum yapıldı. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeterince savunma harcaması yapmayan NATO ülkelerini korumayacağına dair sözlerinin yankıları sürüyor. Trump'ın bu ifadeleri ABD'deki demokratlar arasında öfkeye, Avrupalı liderler arasında ise endişeye yol açtı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan NATO, ABD ve Kanada dışında tamamı Avrupa'da olan 31 ülkeden oluşuyor. NATO ülkeleri teorik olarak ittifakın kurucu anlaşmasının 5. maddesiyle korunuyor. Bu madde olası bir savaş halinde ittifak üyesi ülkeye diğer müttefik ülkelerin destek vermesini gerektiriyor. Trump başkanlığı döneminde de benzer açıklamalar yapmış, ABD'nin haksız bir şekilde ittifakın savunma yükünü omuzladığını söylemişti. Son sözleri basında geniş yer buldu. Amerikan CNN televizyon kanalı Trump'ın NATO ile ilişkinin doğasını ve amacını kökten yanlış anladığını yazdı. Beyaz Saray'ın 11 Eylül'den sonra 5. maddeyi devreye soktuğu hatırlatılarak NATO, ABD'nin tek hiper güç olarak zayıflayan konumunun güçlendirilmesine yardımcı oluyor denildi. Makalede bu geniş ittifakı ve onun diplomatik, ekonomik gücünü bir kenara bırakırsanız, ABD dünya sahnesinde oldukça yalnız görünür, yorumu yapıldı. ABD desteğinin garantisinin olmamasının, NATO'nun etkinliğini büyük ölçüde baltaladığı, ittifakın bütünlüğünü ve varlığını sorgulatacağı ifade edildi. Trump bunu biliyor. Rusya'ya saldırmaya, işgal etmeye ve Mariupol'un dehşetini ABD'nin müttefiklerine yaşatmaya teşvik edeceğini söylüyor denildi. Financial Times gazetesi de Avrupa'nın artık Amerika'nın güvenlik şemsiyesine güvenemeyeceğini yazdı. Avrupa'nın Trump'ın ikinci başkanlığı altında izolasyonist bir Amerika'ya ilişkin korkuları gerçeğe dönüşüyor ifadesi yer aldı. New York Times gazetesi Trump'ın açıklamalarının dikkatleri Joe Biden'ın yaşıyla ilgili tartışmalardan uzaklaştırdığını yazdı. Wall Street Journal'da bu ifadeleri pek çok Amerikalının zihinsel olarak gerileme yaşayan Başkan Biden'a karşı olsa bile Trump'a bir daha oy vermemesinin nedenidir yorumunda bulundu. ABD basınında Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde ABD'yi NATO'dan çıkaracağı da iddia edildi.